Mitoş'un ikinci videosuyla karşınızdayım. Token satış detaylarını anlatacağım. MTSH olacak token sembolü ve önümüzdeki sene 25 Ağustos'a kadar sürecek. 1 milyar token üretmişler ve 680 milyonunu satmayı planlıyorlar. Privateside 20 milyon, Presale'de 20 milyon, Main Sale'de 60 milyon olmak üzere Soft Cap 10 milyon dolar, Hard Cap 100 milyon dolar olacak. Ethereum, Bitcoin ve dolar kabul ediyorlar. Gördüğünüz üzere %68 takıma, %15 takıma, %10'lu partnerlara %7 bointi ve airdroplar ayırmışlar. Kazananlar için %50'sini ayırmışlar, %20 teknik için komisyonlara ayırmışlar. Global Loto endüstrisinde adil olmama şeffaflığı var diyorlar. Son zamanlardaki bir çalışma bir piyangoyu nasıl hile yaptırabileceğini, kurcalanıp aldatıldığını ve kazanan biletin geçerliliğinin gerçekliği gibi sorunlar ortaya çıkarıyor. Biletin adil tahsis ödül havuzuna ilerler, rastgele ve güvenli bir şekilde çizilen kazanan sayılardır. Birileri bunlar gerçekten kazanıyor. Sadece bir avuç operatöre gitmiyor. Akıllı sözleşmeye dayanan bir piyango bu kaygıların her biri bunlardan birini ele almalıdır. Yasal yenilik eksikliği var. Geleneksel piyangolar herhangi bir yenilik göstermemiştir. Oyun geliştirmede çeşitli yerlere sahip değillerdir. Mitoş Kriptolot da adaletten eğlence değerinden ödün vermeden sunacak. Regülatörlerin eksikliği, adil olmama yasal düzenlemeler, bugün geleneksel piyango düzenlemeleriyle engelleniyor. Büyük ikramiyeye katılan diğer ülkelerden gelen kitleler, vergiler ve ekstra ücretleri çeken bölgesel sınırlardan merkezi veya tekelleşmiş operatörler devlet tarafından kontrol edenleri bile dahil etmek için düzenleme getirmektedirler. Ve uzun ödemeler. Sonuçlardan sonra haftalar ve aylar arasındaki herhangi bir yere yayılan geleneksel piyangolar ödül kazanımlarını kimlikte, bilette çok sayıda doğrulama kontrolleriyle son derece geç dağıtmakla meşgullerdir. Bu da rahatsızlık yaratıyor.